İlk etapta disiplinli olmak çok önemli ama bu bütün aile bireyleri için geçerli. Evin en büyük bireyinden en küçük bireyine kadar herkes aldığı eşyayı kullandıktan sonra aldığı yere geri koymalı. Bu ilk önemli olan detay. Daha sonrasında tutumluluk aslında bir nevi devreye giriyor. Mesela gördüğümüz, beğendiğimiz bir eşyayı satın almak, işte evimize götürmek, o objeye sahip olmak isteği hepimizin içerisinde var. Ama bu elimiz ona giderken şöyle düşünmemiz lazım. Bu objeyi, işte bu eşyayı aldığım zaman evde bunu koyabileceğim bir alan var mı? Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Diyelim ki gerçekten bu iki soruya olumlu cevap verdik. Bunu aldığım zaman evden onun yerine ne çıkartabilirim? Yani muhakkak bir şey aldığımız zaman evden bir şey eksiltmemiz gerekiyor yığılmaları önlemek adına. 6 ayda bir en azından gene bütün aile bireyleri için geçerli. Kendi kullanım alanları içerisinde atılacaklar ve bağış yapılacaklar gibi ayıklama işlemi yapmaları gerekiyor. Belki evin genel bir yerinde o gün içerisinde iki kutu konulup İşte bütün herkes atılacaklarını, bağış yapılacaklarını oraya koyup gerekli mercilere ulaştırılabilir. Gene yapılan en büyük hata aslında çok okumadıkları ya da çok takip etmedikleri abonelikler oluyor. Dergi, gazete vesaire. Bunlar evde tabii belirli bir yığılma oluşturuyor. Bunları evden abonelikleri iptal ettirip evdekileri de geri dönüşümde kullanılmak üzere gerekli mercilere ulaştırılması gerekiyor. Ve devamlı düzenli olmak. Her zaman evde küçük küçük de olsa işler yapmak gerekiyor düzeni sağlamak için. Bir çay demlenme esnasında mutfağın bir rafını düzeltebilirsiniz. Seyrettiğiniz bir filmin reklam arasında gardırobunuzdaki bir rafı düzeltebilirsiniz. Bunlar sizin 3-5 dakikanızı alabilir. Bir çekmece için düzenleyebilirsiniz. Bunları istikrarlı biçimde devam ettirdiğiniz sürece evinizdeki genel düzeni her zaman sağlamış olursunuz.